Herkese merhabalar. Bugün sizlerle hayatımızı kolaylaştıran, iş akışımızı hızlandıran ve daha hızlı bir şekilde işlerimizi yapabilmemize imkan sağlayan profesyonel bir üründen bahsedeceğim. Kingston Workflow Station, iş istasyonu. Şimdi nasıl bir ürün, özelliklerini, bunlara geçmeden önce nasıl bir kutuyla geliyor ve kutu içerisinde neler var onlara bakalım. Önce bir kutu açılışı yapıp sonrasında detaylara geçiyoruz. Kingston Workflow Station'ın kutu açılışını yapalım. Bunun için kutuyu şuradan açıyoruz, bantlarını. Şu şekilde. Evet. Ve şu şekilde çekiyoruz. Gördüğünüz gibi çok şık bir kutuyla geliyor. Şu şekilde kutumuzu açıyoruz ve bizi bir tane hub karşılıyor. Bunlara hub ismini veriyorlar. Bu kısımlara takılıyor. Bu kutunun içerisinden bir tane hub çıkıyor. Ve bu hub bağlantısıyla biz bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bu kısımda da gördüğünüz gibi Kingston'un istasyonu bulunuyor. Evet, oldukça şık bir ürün ve ağırlığı da yerinde. Alt kısmında gördüğünüz gibi pedler var, böylece kaymayacak. Burada bir adet güç çıkışı ve Type-C bağlantısı var. Zaten tüm espri bu Type-C bağlantısında. Dolayısıyla bu şekilde bunu kullanabileceğiz. Alt kısımda neler var onlara bakalım. Evet, kullanım kılavuzu, garanti ile alakalı bilgiler. Farklı prizler için dönüştürücüler, güç adaptörü, böylece bilgisayardan güç kullanmayacak ve tabii ki Type-C bağlantı kablosu. İki ucu da Type-C olan bağlantı kablomuz. Evet, kutu açılışını yaptık ve gördüğünüz gibi kutunun içerisinden bu ürünler çıktı. Kutu içeriğinden bir tane hub çıkıyor ve bu hub üzerinde USB-C ve USB 3.2 bağlantısı var. Diğer bağlantıları, diğer hubları ayrı satın alıyorsunuz. Toplamda 3 tane hub var. Diğer hubları da ben ayrıyeten aldım. Bunların bir tanesinde çift SD kart girişi var. Diğerinde çift micro SD kart girişi var. Ve zaten kutu içeriğinde gelende de dediğim gibi Type-C ve USB 3.2 bağlantısı var. Bunlar çok güzel ve rahat bir şekilde gördüğünüz gibi yuvalarına oturuyorlar. Yuvaların girişinde de yine USB-C bağlantısı var. Böylece çok hızlı bir şekilde veri aktarımını gerçekleştiriyor. Şimdi bu ürün doğrudan masa üstünde kullanımına uygun bir ürün. İstasyon bu şekilde konumlandırılmış. Dolayısıyla bu şekilde bir güç adaptörü var. Bunu prize takıyorsunuz ve bu arkasındaki girişten bağlantıyı yaparak gücü buradan alıyorsunuz. Böylece USB 3.2 hızlarında ve Gen 2 hızında veri aktarımını sizlere sağlıyor. Böylece bilgisayarınızdan güç kullanmıyor. Ve bu Type-C bağlantıları sayesinde de USB 3.2 hızlarında veri aktarabiliyorsunuz. Bu 3.2 hızı Gen 2 hızlarında, yani 10 gigabit veri hızlarında, saniyede 10 gigabit veri hızlarında veri aktarabiliyor. Bu hubların her biri yine USB 3.2 hızlarında veri aktarabiliyor. Yalnız bunların veri aktarım hızları Gen 1. Peki bunlar Gen 1 iken niye bu Gen 2? Yani buradaki hızı o zaman kısıtlamıyor muyuz diye düşünebilirsiniz. Buradaki temel espri şu. Bu hubların her birisinden aynı anda dosya aktarabiliyorsunuz. Yani 3 hub'tan da aynı anda bilgisayarınıza veri aktarabiliyorsunuz. Böylece bunların hızını bir kesinti olmadan bu istasyon aktarabiliyor. Tabii ki gigabit ile gigabyte farklı şeyler. Bunları gigabayt olarak düşündüğümüz zaman yaklaşık olarak 1 gigabyte bölü saniyede, yani saniyede 1 gigabyte veri aktarabiliyorsunuz. Hub'lar ise yaklaşık olarak saniyede 625-650 megabyte bölü saniye veri aktarabiliyorlar. Dolayısıyla buraya bir SD kart, buraya bir flash disk, buraya micro SD kartı takıp aynı anda dosyalarınızı, videolarınızı, fotoğraflarınızı aktarabilirsiniz. Bu yönle oldukça güçlü bir iş istasyonu. Şunları şöyle biraz kenara alayım. Burada işin güzel bir tarafı ise bu hublar ayrıca çalışabiliyor. Yani bu hubların içerisinde bir de yine USB kabloları oluyor. Yine bunlar da USB-C bağlantıları. Her bir hub'un içerisinde kablo çıkıyor. Bu kutunun içerisinde de yine ayrıyeten bir USB-C bağlantısı çıkıyor. Dolayısıyla siz bu USB-C bağlantısıyla da
Bunu yanınızda taşıyabilirsiniz. Yani çok rahatlıkla cebe sığacak bir boyutta cebinize atın ve bununla yola çıkın. Çantanızda bulundurun. Rahatlıkla cebinizden, çantanızdan çıkartıp bu bağlantıları yapabiliyorsunuz. Seyahat için de çok kullanışlı. Ayrıca bir SD kart dönüştürücü taşımanıza gerek yok. Çok rahatlıkla bununla dosyalarınızı aktarabiliyorsunuz. Tüm istasyonu taşımanıza gerek yok bu yönüyle. Dolayısıyla ciddi anlamda her birinin modüler olarak kullanılabiliyor olması çok güzel bir avantaj. Burada amaç sizlere dosyaların bilgisayara aktarım süresini kısaltmak ve doğrudan hızlı bir şekilde kurguya, çalışmaya başlamanızı sağlamak. O yönüyle bu iş istasyonu bir çoklayıcı olarak da görev yapıyor. Özellikle Mac kullanıcılarının ve USB-C bağlantılarından çok hızlı veri aktarmak isteyenlere zaman kazandırıyor, süreci kısaltıyor ve iş akışını kolaylaştırıyor. Kingston Workflow Station'ın genel itibariyle özellikleri böyle. Tasarımını açıkçası çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Oldukça sağlam, plastik ama sağlam bir malzeme. Zaten kolay kolay da bunların başına bir şey gelme ihtimali yok. USB-C bağlantıları da biliyorsunuz en sağlam bağlantılardan bir tanesi. Diğer mikro USB'ler gibi bozulma, yuvanın aşınması gibi durumlar kolay kolay olmuyor. O yüzden rahatlıkla bunları uzun yıllar kullanabileceğimizi düşünüyorum. Yuvanın içerisinde kart oynuyor ama dip kısmı, bağlantı kısmı oynamıyor. Dolayısıyla bağlantıya herhangi bir zarar verme durumu yok. Herhangi bir yuvanın kendine özel bir yeri yok. İstediğiniz yere istediğiniz hub'u oturtabiliyorsunuz. Dolayısıyla illa şuraya oturacak diye bir problem yok. Tüm hub'lar aynı şekilde çalışıyor ve bunları bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Aklınıza gelebilir ki benim aklıma geldi. Dedim ki ben bunu yanımda taşıyorum. Bunu USB-C bağlantısıyla giriş yeri USB-C olan cep telefonunuza dosyaları aktarabiliyor muyum diye merak ettim ve denedim. Dosyaları aktarabiliyoruz. Mesela şu flash disk olan bağlantıyı USB-C bağlantısıyla telefonumuza takalım. Hemen tanıyor ve burada mavi ışık yanıyor. Bu mavi ışık yanınca artık sistemin gördüğünü anlıyoruz ve şuradan Kingston sürücüsünü gördü diyor. Bakın bunlar Sony A7 III'te çektiğim fotoğraflar. Tümünü seç diyorum. Şuradan kopyala diyelim ve nereye kopyalayacağımızı buluyoruz. Bakın USB depolama kısmına geliyorum. Yeni bir klasör oluşturmuştum. Fotoğraf diyorum ve yapıştır diyorum. Bakın müthiş bir hızla dosyaları aktardı. Ve sonrasında buradan istediğim gibi fotoğraflarımı görebiliyorum. Artık flash diskin içerisinde bakın fotoğraf kısmında bu fotoğrafları bulabiliyoruz. Fotoğraflar hemen buraya aktarıldı. Esnek bir kullanım alanı var. Laptopunuzda, cep telefonunuzda, başka mobil cihazlarınızda bu hub'ları ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Evinizde ve ofisinizde de bu iş istasyonuyla da tüm sistemi entegre bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Açıkçası profesyonel iş akışı anlamında, zaman kazanma anlamında, kaliteli ve hızlı bağlantı anlamında bence güzel bir ürün ve severek kullanacağımı düşünüyorum. Açıkçası bu istasyonun kalitesi oldukça İyi, bunu da beğendim. Bilgisayarınızın önüne güzelce yerleştirip şık da duruyor. Rengi güzel. Özellikle Mac bilgisayarlarla uyumlu gümüş bir rengi var. Güzel, keyifli bir şekilde kullanılabilecek bir ürün. Videoyu kapatmadan önce sonraki videoyla alakalı da biraz bilgi vereyim. Yine Kingston'un bir SSD diskini aldım. 480 GB'lık. Bende uzun zamandır bulunan ama bir türlü böyle güncellemediğim, daha ziyade biraz böyle mutfakta video izlemek, YouTube, Netflix gibi şeyleri izlemek için duran ve bazen de mutfakta çalışmak istediğimiz zaman oraya konumlandırdığımız bir iMac var. 2011 çıkışlı bir iMac. Onda tabii ki bir normal hard disk var. Eski tip hard disk var. Dolayısıyla da bilgisayarın açılma hızı düşük, çalışma hızı düşük. Onu bir güncellemek istiyordum. Yani bir iMac bilgisayara bu SSD diski takacağım. İçerisindeki eski hard diski çıkartacağım. Açıkçası bu benim için de bir macera olacak.
Çünkü daha önce böyle bir tecrübem olmadı. Ama biraz böyle araştırdım, inceledim. Ön kısımdan açıldığını gördüm. Yani cam ve monitör çıkıyor. Ondan sonra hard diske ulaşıyorsunuz. Biraz riskli olsa da farklı ve güzel bir tecrübe olacak. Muhtemelen sonraki videoda da bu SSD diskin iMac bilgisayara takma işlemini gerçekleştireceğim. Açıkçası ben de biraz tedirginim. Ama bunu yapmak istiyorum. Sizlere de tüm aşamasını göstereceğim. Bakıp göreceğiz. Evet, bugün sizlere fotoğraf, teknoloji ve doğa içerikli kanalımda profesyonel bir teknolojik üründen bahsettim. Hayatımızı kolaylaştıracak bir üründen bahsettim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yeni teknolojik ürünler, yeni gelişmeler, fotoğrafçılık, videografi gibi pek çok alanlarla alakalı videolar geliyor olacak. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.